Arkadaşlar merhaba. Bugünkü derste kalıp üretimini işleyeceğiz. Geçen hafta frezeye başlamıştık. Yine kalıplar frezede işlenen parçalar. Kalıplar genellikle plastik enjeksiyonda, dökümde, dövme işlemlerinde kullanılan genellikle iki parçadan oluşan bunlardan birine erkek kalıp, diğerine diş kalıp da denen ve bir araya getirildiği zaman, kapatıldığı zaman kalıp boşluğunu oluşturan iki tane parçaya biz kalıp diyoruz veya kalıp seti diyoruz. Bu kalıplar negatif şekilde olana dişi kalıp, pozitif şekilde olana da erkek kalıp deniyor. İki kalıp bir araya kapatıldığında aradaki boşluğa işte plastik, sıvı plastik enjekte edilerek ve dondurularak veyahut da sıvı metal enjekte edilerek oluşturduğumuz boşluğun şekline sahip iş parçaları üretme işleminde kullanılır bu kalıplar. Çeşitli kalıp örneklerini gösteriyoruz ekranda. Hep belli bir şekle haiz. Kullanım alanına bir örnek gösterelim. Bakın, kalıbın sağ tarafı, sol tarafı iki ayrı parça. Kapandıktan sonra araya plastik enjekte ediliyor. Bir süre beklendikten sonra kalıplar açılacak ve bu esnada donma işlemi gerçekleşiyor. Kalıplar açıldı. Açıldıktan sonra iş parçası alınır. Tekrar kalıp kapatılaraktan da işleme devam edilir. İmalatı CAD ve CAM programları vasıtasıyla yapılır ve CNC'lerde imal edilir. Kalıp tasarımı başlı başına bir iştir. Biz bugün bir dişi kalıp, bir erkek kalıp üretimini göstereceğiz. Her şeyden önce bir teknik resmini çizmemiz lazım kalıbın. Şöyle bir kalıp olsun. Bunun erkek ve dişi versiyonlarını yükleyip ben İGES yerine DVG dosyayı açmayı tercih ediyorum. Çünkü bunun üzerinde daha esnek işlem yapabiliyoruz. İGES'lerde kısıtlı geometriler olabiliyor. Aynı zamanda bir de erkek kalıp açalım. Bu kalıpların nasıl işleneceğini paralel bir şekilde gösterelim. Makine olarak default freze makinesini tercih ediyorum. Hemen stop setup'tan all entities'den parça boyuna sahip bir kürük tanımlıyorum. Aynı işlemi diş kalıp için de gerçekleştiriyorum. Machine'e geliyorum. Mill, default mill. Buradan stop setup'ı seçiyorum. Ve parçamızın geometrisine sahip bir kütük tanımlanıyor. Biliyorsunuz parça yükledikten sonra hemen istatistiklere bakıyoruz. Ne var bu parçanın beraberinde diye. Hep katı var. Biz biliyorsunuz kenar oluşturmamız lazım. Chain yapabilmemiz için. Onun da en pratik yolu wireframe'den curve diyoruz. Parçamızı seçip OK diyoruz. Tekrar bir kontrol edelim. Burada 51 çizgi 18 art bir tane kat oluşmuş. Benzer işlemi diğer kalıbımızda yapalım. 10 wireframe curve parçayı seç and selection dedik ve OK dedik. Tekrardan bakalım istatistiğine. Parçalar oluşmuş. Toolpad tanımlayalım. Geçen hafta şu menüleri kullandık. Bu hafta da 3 boyutlu menüleri kullanacağız. Özellikle bu 3 boyutlu menüler kalıpların hazır tasarımlanmasında çok pratiklik sağlamakta. O nedenden dolayı bunu kullanıyoruz. Pocket bizim için hem dişi kalıp hem erkek kalıp için çok ideal bir yöntem. 3 boyutlu toolpad opsiyonlarıyla birlikte gelen 2 tane kavram var. Bunlardan birisi drive surface, diğeri containment. Drive surface dediğimiz takım bizim belirttiğimiz yüzey üzerinde gezinecek. O yüzeyin dışına çıkmayacak anlamında. Yani o yüzeye drive surface diyoruz. Containment ise bu yüzey üzerinde hareket ederken yine bir chain seçeceğiz. O chain'in de ayrıca dışına kesinlikle çıkmasın. Bu yüzey üzerinde kalsın ama aynı zamanda da chain'in dışına da hiç çıkmasın anlamında. Mesela şöyle bir dişi kalıbımız varsa bu kalıbın şu dibindeki boşluk yüzeyi şurada olduğu gibi seçilerek bir drive yüzey seçilmiş olabilir. Dikkat edersek şurası dikey olduğu için bunu seçmesek de olur. Sadece buna özgü. Tabii kenarların dikey olması durumu için geçerli. Aksi halde bütün kenarları da seçmemiz gerekecek. Bu drive surface seçimi için geçerli dişi kalıp. Dişi kalıbın
Aynı zamanda da containment'ına bakalım. Containment dediğimiz şey de şu üst yüzeydeki şu chain'imiz. Bir de dikkat etmemiz gereken diğer husus, kompensasyonu inside tarafına vermemiz lazım. İç taraf işleyeceğimiz için takım bu çizginin içerisinde hareket etsin anlamında inside diyeceğiz. Tekrar master keme dönelim. İşlemimizi başlatalım. Benden select drive surfaces diyor. Biraz önce göstermiş olduğum yüzeyler seçeceğiz. Yalnız burada şuna dikkat edelim. Katı bir cisim üzerinde seçim yapacağımız için katı seçim tool'larını aktif etmemiz lazım. Şuna tıklamamız lazım. Buna tıklayınca görüyoruz ki face selection aktif, body selection aktif ve şu anda mesela x'i bir seçili vaziyette. Ben sadece face'i seçeceğim. Body'yi tıklamak suretiyle kapatıyorum. Face açık. Şu face'i seçiyorum. Bununla birlikte şu yüzeyleri de seçiyorum. Bunlar bizim drive surface'imiz. Seçtikten sonra end selection diyorum. Drive yanında 8 yazıyor. Yani 8 tane tıklama suretiyle yüzey seçmişim. Onu görüyorum. Hemen altında containment var. Bu da bizim chain yapacağımız yer. Chain'e tıklıyorum ve sırasıyla ucuca eklemek suretiyle yalnız chain'imizin ucuca oklar olmasına lütfen dikkat edelim. Acele etmeden seçim yapalım. Çizgileri tek tek eğer arada bir atlama yaparsak hata alırız sonradan. Bakın burada bir tane content yazına dikkat ediyoruz. Düzgün tıklamışsak hepsi bir bütün ettiyse burada bir yazar. Okey diyorum. Hemen takımımızı seçeceğiz. Buradan çapa göre bir sıralama yapıyorum. Ve 5 milimetrelik bir takım seçeceğim. End mill, flat end mill seçiyorum. Okey diyorum. Takımı seçtikten sonra kesme parametrelerini gireceğim. Bugün burada kesme parametrelerini otomatik hesaplatalım. Master Cam'in öyle de bir özelliği var. Takıma sağ tıkladığımızda Feed Speed Calculator geliyor. Buraya tıkladığımızda malzememizi seçiyoruz. Takım işleyeceğimiz parçanın malzemesi. Select'ten sağ tıklamak suretiyle Get From Library diyoruz. Buradan takım seçiyoruz. Genellikle kalıp malzemeler çelik olur. Bu nedenden dolayı paslanmaz çelik seçiyorum. 420 paslanmaz çeliğini seçmiş oldum. Bunu seçmek suretiyle aslında dikkat edersek bir tablodan bahsetmiştim. Kesme hızını veren bir tablo. Bu tablo çeşitli malzemeler ve çeşitli uçlara göre parça için en uygun kesme hızlarının aralıkları verilmiş. Biz buradan seçiyor idik. Bu seçimimize göre de cutting speed'i veyahut da tezgahın devrini çekmek suretiyle hesaplama yapıyorduk. İşte Mastercam da bu formülleri kullanıyor. İşte veri tabanında daha önceden girilmiş olan şu değerleri kendisi seçiyor. Biz malzemeyi belirttiğimizde malzemeyi çelik dedim. Cutting speed'i kendi veri tabanından bakmak suretiyle 14 olarak aldı. Bizim seçtiğimiz takımımızın kesici uç sayısı 4'müş. Onun işte çapına bakaraktan, malzemenin tipine bakaraktan bize spindle speed'i ve feed rate'i hesapladı, verdi. Biz okey demek suretiyle bunları buraya aktarıyoruz. Şuna dikkat edelim. İlaveten bir besleme kavramı daha geliyor. Punch rate diye geçen. Punch rate dalma hızı demektir. Bu da bir tür besleme. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Genellikle de feed rate ile eşit vermemiz lazım. Bu çok önemli bir yer. Çok atlanıyor, unutuluyor. Buraya dikkat edelim. Mütakiben surface parameter seçiyorum. Feed plane'i baz alıyorum. Top of stop burada yok dikkat ederseniz. Feed plane'i o şekilde düşünebilirsiniz. Benim şu geometrime göre feed plane'im tam üst yüzey orijini buraya yerleştirdiğim için sıfır noktası. Benim gerçekten üst yüzeyim. Onun için burayı sıfır seçiyorum. Emniyetli olsun takım çarpmasın dersek burayı birkaç milimetre daha yüksek verebiliriz. Retrack'ı aşağı vermeyelim. 25 mm retrak için güzel. Clearance vermek zorunda değiliz. Değerlere absolute yapalım. Ve unutmayalım. Kompensasyonumuzu inside yapacağız burada. Çünkü bir
boşluk işleyeceğiz. O nedenden dolayı insight yapmamız lazım. Tool containment dediği yer kompensasyon, takım, telafisi. Rough parameters dediğimiz yerde step down var, diğer kesme parametresi. Bunu biliyorsunuz, hep 1 mm yapıyoruz. Cut depth, absolute veya incremental girebiliriz. Absolute girdiğimizde, seçtiğimizde minimum ve maksimum boylar isteniyor. Eğer biliyorsak, hani üst yüzeyi biliyoruz zaten, sıfır yazarız. Derinliği biliyorsak onu da direkt yazarız. Şu durumda bilmediğimiz için tıklama suretiyle otomatik yazdırmak için select depth diyorum. Mevcutları bir resetleyeceğim diyor. Ve şimdi benden select point at minimum depth. Yani en küçük derinliği yaz. Yani en üst yüzeyi göster diyor. En üst yüzeyden bir nokta seçiyorum, herhangi bir nokta. Şimdi bana select at maximum depth diyor. Yani en derin noktadan bir yer seç diyor. En derin noktadan bir yer seçiyorum. Enter'a basmak suretiyle. Buraya minimum derinlik 0, maksimum derinliği de -10 olduğunu hesaplamış oluyor. MasterCam OK diyoruz. Gap settings'ler step over'ımız olduğu gibi 300 dursun. Motion tipi broken olsun. Bu şu manaya geliyor. Eğer takım bizim girdiğimiz step over değerinin %300'ünden daha fazla hareket edecekse, yukarı doğru kalksın da öyle hareket etsin. Aksi halde çarpar diyor. Değilse de takım yukarı kalkmadan şu şekilde hareketler yapsın anlamında. Optimize cut order, bu bizim takım yollarının en optimum şekle getirilmesini sağlıyor. Genellikle tıklıyoruz. Ve packet parametresi, buradan takımın packet cep frezeleme yaparken nasıl hareket edeceğini söylüyor. Bir de takım yanal hareketleri, yani step over hareketini ne girmemiz lazım. Takımımızın çapı 5 mm idi. 5 mm'den fazla yan hareket yapmaması lazım. %50 yan hareket etsin. 2,5 mm anlamında. Bunu da giriyoruz. Okey diyoruz. Kat simülasyonumuzu yapalım. Gördüğümüz üzere parçamız kütükten işlenmiş bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi bu işlemi yapabileceğimiz başka bir operasyondan bahsedelim. Paralel operasyonu da kullanabiliriz packet yerine. O da bir opsiyon. Onu da nasıl kullanılır göstereyim. Bus cavity undefined soruyor bize. Bus dediği erkek kalıp, cavity dediği dişi kalıp, undefined bilmiyorum anlamında. Cavity'yi seçelim. Ve bizden yine drive surface istiyor, görüyorsunuz. Drive surface'imizi katı seçimini aktif ediyoruz. Yüzey seçiminin, seçim takımının aktif olduğundan emin oluyoruz ve tıklamaya başlıyoruz şu taban yüzeyini ve şuradaki yüzeyleri tıklayacağız tek tek ve tabandaki yüzey toplam 8 yüzey olması lazım. End selection diyorum ve drive'da 8 yüzeyi görüyorum. Containment'a geliyorum. Containment'da da yine bir chain tanımlayacağım. Chain tanımlarken ucucu olmasına dikkat ediyorum. Herhangi bir çizgiyi veya arkı atlamamam lazım veya yanlış bir seviyede alttan bir çizgi seçmemem lazım. Bu şekilde kırmızı ok kaybolduğundan başa döndü, kapalı bir zincir seçmiş olduk. Okey diyoruz. Containment'ımızda bir ve yine aynı şekilde takım parametrelerimiz burada. Sağ tıklıyorum. Aynı 5 mm takımı kullanıyorum. Sağ tıklıyorum. Feet, Speed Calculator diyorum. Çelik malzemesi için yine aynı takım için aynı değerler. Okey diyorum. Punch Rate'e lütfen dikkat edelim. Bu da bizim Feet Rate'imizle aynı olsun. Surface Parameters'a geliyorum. Feet Plane'im 0 olabilir. Birkaç milimetre yüksek olabilir. Retract yukarıda kalsın. Değerlerimiz Absolute olsun. Insight takım telafimiz içeri olsun. İç taraf. Kaba işleme parametrelerimiz step down aşağı doğru hareketlerde birer milim hareket etsin. Step over yanal hareketler. Burayı çok hassas verirsek hassas yüzey elde ederiz. Onun için 0.5 milimetre olarak veriyorum. Cut depth absolute olarak değerler 0-10, koordinatların z değerlerini yazar.
de OK'ye tıklarsınız. Get settings %300, buraya dokunmuyoruz. Bunlara dokunmuyoruz. OK diyoruz. Operasyonun spinasyonunu yapalım. Görmüş olduğunuz üzere bu operasyonda bizim dişi kalıp boşluğunu oluşturmuş oldu. Şu yüzeylerin pürüzlülüğünü giderebilmek için yapmamız gereken parametresten şu değerleri azaltmak. Tabii ki bu operasyonun süresini artıracak. Bir kontrol edelim. Surface Rough paralel operasyonumuz ne kadar sürede yapılıyor? Toplam 131 saat 44 dakika sürmüş işlem. Bu Surface Rough Packet işlemiyle ne kadar sürmüş? 38 saat sürmüş. Gördüğümüz gibi packet işlemi birazcık daha optimum süre açısından optimum işlem sağlıyor. Bu yaptığımız işlemleri bir CNC tezgah üzerinde görelim. Simülasyonunu görelim. Bir CNC makinası seçelim. 5 eksenli. OK diyelim. Makine simülasyon ekranı geliyor. Burada CNC kodlarımız, oluşturduğumuz NC kodlarımız mevcut. Buradan takım yollarını görünür hale getirelim. Ve simülasyonumuzu çalıştıralım. Hızını biraz azaltalım simülasyonumuzu. Bizim makina CNC makinası üzerindeki simülasyon. Bu işlemlerin aynısını erkek kalıp için yapalım. Kalıbımızı yüklemiştik. Geometri dosyası olarak Curve Onolage yaptık ve CNC makinasını mil olarak yükledik ve stock setup yaptık. Operasyonlarımızı tanımlayalım. Yaptığımızdan biraz farklı olacak erkek kalıbın drive surface'i. Kalıbın üst yüzeyinde bu çıkıntıyı da boşluğu da tanımlayan bütün kenarlar, bütün yüzeyleri seçeceğiz. Burası bizim drive surface'imiz olacak. Parçanın en dış kenardaki şu çerçeve ise bizim containment'ımız olacak. Bu şekilde bir işlem yapalım MasterCam'de. Packet operasyonunu seçtim. Buradan seçim katı seçimini aktif ettim. Sadece face selection yapacağım. Şu yüzey, şu kenardaki bütün yüzeyler, üst yüzey, yandaki yüzeyler. Şu yüzeyler. Üzerine hepsini seçiyorum. Esasına bakarsanız hani alt yüzeyleri de seçsek, hepsini bir otomatik seçtirsek o da olurdu. Çünkü zaten bir kısıtlama yaptıracağız buradan. O da olurdu. Ama hani genel mantığı budur. İşleyeceğimiz yüzeyi seçeriz ve end selection diyoruz. 22 tane yüzey seçmişiz. Containment'ımıza geliyoruz. Buradan chain yapacağız. Şu kenarı, hemen ucunda şu kenarı, takibinde bu kenarı ve en son olarak bu kenarı seçip başladığımız yere chain'i getiriyoruz. OK'ye basıp chain seçimini de tamamlamış olduk. Hani şuradan şova tıklarsanız hani yüzey seçimi esnasında boş kalan bir yer var mı? Atladığımız bir yer var mı? Yanlışlıkla atladığımız yer varsa onu da görmüş olacağız. OK diyoruz. Takımını seçiyorum. Yine 5 mm çapında düz uçlu yani flattened mill seçiyorum. Buna sağ tıklayıp Fit Speed Calculator diyorum. Alüminyum malzememi çeliğe çeviriyorum. Sağ tıklayıp çelik paslanmaz çeliği seçeceğim. Steel 300 behane. OK diyorum. Bu çeliğin kesme parametresini veri tabanından aldı. Bizim takımımıza göre hesapladı.
713 iş mili devri ve feed rate'i de 15 mm per dakika olarak hesapladı. Okey diyorum. Değerler buraya geldi ve yine punch rate'i feed rate yakın, feed rate'e yakın bir değer olarak girelim. Unutmayalım. Surface parameters, absolute değerler girilecek. Feed plane, clearance kapatsak da olur. Burada tool containment'ın bir önemi yok. Nasıl olsa dışarıdan alacağız. Zaten bir kısıtlama yaptı. Onun için buraya bir değer girmemizin bir önemi yok. Rough parameters'lara geçiyorum. Aşağı doğru talaş kalınlığı 1 mm. Cut depth'e geliyorum. Absolute gireceğim değerleri. Değerleri koordinattan almak için select depth diyorum. Mevcutu bir siliyorum. Parçanın en üst yüzeyini gösterir bir noktaya tıklıyorum. İkinci olarak da en dibi gösterir noktaya tıklıyorum. Sonra Escape'e basıp çıkıyorum. Burada ona eksi 10 olarak seçmiş oldu koordinatı. Okey diyorum. Gap Settings'lere dokunmuyorum. Ve Packet Parameters'lara geliyorum. Nasıl hareket etsin? Paralel spiral şekilde. Ne kadar yan hareket etsin? Step over'ımız ne olsun? %50 olsun. Yani takımımızın 2,5 mm yarısı kadar hareket etsin anlamında. Bunu okey diyoruz. Bakalım. Cut simülasyonunu yapalım işlemin. Gördüğünüz üzere cut simülasyon ile işlem görülmüş oldu. Bu işlemi de yine surface rough paralel ile de yapabiliriz. Yalnız şu hususa dikkat edelim lütfen. Şekle bakarsak her ne kadar hani şu şekil dışla birlikte bir erkek kalıp olsa da şuradaki altıgensel kesitli boşluk aslında bir dişi kalıptır. Dolayısıyla biz burada iki ayrı işlem yapmak durumundayız. Raf paralel olarak. Ona dikkat etmemiz lazım. Bunu başta bunu görmemiz lazım. Paralel işlemi seçiyorum. Bu sefer erkek kalıp olduğu için bas diyorum. Okey diyorum. Yüzey olarak tekrar hatırlamak için bakıyoruz. Erkek kalıpta yüzeyi nere seçiyoruz? Yüzeyi bura seçiyoruz. Tüm yüzey. Şuradan otomatik de seçebiliriz. Solid Selection aktif edip bu sefer yüzey değil de kat deyip katıya tıklamak suretiyle bütün parçanın seçildiğinden emin oluyoruz. Bakın bu sefer 27 tane yüzey seçti. Önceden 22 seçmişti. Containment diyorum. Containment olarak şu kenar hemen ucundan bu kenar, bu kenar ve bu kenarı seçiyorum. Kapalı bir chain oluştu ve okey diyorum. Okey deyip işleme başlıyorum. Yine 5 mm'lik ucu kullanacağım. Feed rate'lerim hesaplatalım bakalım bir değişiklik olmuş mu. 14 mm çelik için. Evet, yeni değerler yerine yazıldı. Bunlar uygun değerler. Retract rate de burada devreye girdi. Retract rate'imiz hızlı bir şekilde geri çıkabilir. Önemi yok retrakların. Face parameters absolute olarak giriyorum. Rough parallel parameters yere doğru aşağı doğru step down'umuz 1 mm ve yana hareketlerimizde 0,5 mm olsun. Cut depth'imiz absolute giriyorum. 0-10. Bunu bildiğim için şimdi tekrar değiştirmiyorum. Okey diyorum. Gap settings'lere tıklamıyorum ve okey diyorum. Operasyonumuzun bir kat simülasyonunu görelim. Raf paralel operasyonu şu kısımları işleyemedi. Bunu raf finish operasyonuyla işleyeceğiz. Ama o operasyondan önce şu iç deliği oluşturmak üzere ayrıca bir raf paralel, ikinci bir raf paralel işlemi tanımlayalım. Tekrar raf paralel diyorum. Bu sefer cavity'yi seçeceğim. Okey diyorum. Benden yüzey istiyor. Cavity yüzeyi için şu Solid Selection aktif. Bu sefer Face Selection'ı açıyorum. Body Selection'ı kapatıyorum. Bakın Tool Pad'ler ortalığı biraz bulandırdı. Buna rağmen şu yüzeyleri seçiyorum. Ve
En selection okey 6 tane yüzey seçmişim. Bir show diyelim bakalım doğru düzgün seçmiş miyiz eksiksiz. Bakın bir eksiğimiz var. Burayı da giderelim. Tekrar drive diyeyim. Şu yüzeyimizi de seçelim. Pardon clear selection diyeyim. Seçim tool'umuzu solid'i aktif edip yüzeyi aktif edelim. Şu yüzeyimizi de ekleyip okey diyelim. Show deyip kontrol edelim. Yüzeyimizi seçmişiz. 7 tane yüzey. Containment seçelim. Containment'ımız şu dış kenarlar olacak. Şurası. Hemen uç kısım. Uç kısım. Şunun ucu. Burası ve burasını seçiyoruz. Kapalı bir chain oluştu. Okey diyorum. Tekrar okey diyorum. 5 mm takımımız kullanacağız. Sağ tıklıyorum. Feed, Speed, Calculator diyorum. Bunu buraya aktif ediyorum. Punch rate'imi tekrar feed rate'e eşitliyorum. Red rakım daha hızlı olabilir. Sıkıntı yok. Surface parametreler, absolute değerler girdik. Rough parameters 1 mm. Step over bu şekilde. Cut depth yine 0-10 ve OK diyorum. Bir tek bu operasyonu görelim. Gördüğünüz üzere bu kısımda tamamlanmış oldu. Son iki operasyon, son iki raf operasyonunu birlikte görelim. Şunu seçeyim. Kontrol düğmesine basarak diğerini seçeyim. Bunları katsim edelim. Bakalım nasıl olacak. Nihai olarak bir finish işlemi yapmamız lazım. Erkek kalıpta şu kenarları almak üzere. Finish işlemi için şuraya sağ tıklıyorum. Gelen menüden Surface Finish'i seçiyorum. Paraleli seçiyorum. Bu menüyü kullanmak zorundayım. Çünkü burada finish kısmında paralel tanımlanmamış. O nedenden dolayı bütün operasyonu seçip şuraya tıklayayım. Şu takım yollarının bir görünmemesini sağlayayım. Çünkü seçemiyorum. Arkadaşlar burada sağ tıklamak suretiyle Wheel Tool Pad'i seçeceğiz. Surface Finish diyoruz. Paralel seçiyoruz. Ve Solid Selection aktif ediyorum. Buradan işlenecek yüzeyler seçeceğim. İstersek hepsini bir seçelim. Nasıl olsa Containment'ımız olacak. Şu parçaya tıklayalım. Her yeri bir seçsin. 27 tane yüzey. Containment tanımlayalım. Şurası, hemen ucunda burası, takiben burası, nihayetinde de burası. Okey diyoruz. Containment zincirimiz tanımlı. 5 mm ucu kullanacağım. Sağ tıklayıp Feed Speed Calculator diyorum. Çelik için steel yazıyor. Değerleri hesaplattım. Hemen bu değerleri buraya aktarıyorum. Punch rate'imi güncelliyorum. 15 mm bölü dakika olarak. Surface parametresler absolute ayarlıyorum. Finish parametrelerimi birazcık daha 0.1 yapıyorum. Daha hassas işleme yapsın diye. Gap settings'leri de hani optimize cut order yapabilirsiniz. %300 olduğundan eminiz. Okey, okey diyelim. Bu birinci raf paralel operasyonumuz. Erkek kalıp için. Bu ikinci raf paralel. Bu da finish işlemi arkadaşlar. Bu suretle de aynı işlemi yapmış oluyoruz. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.